Geri atılmamak şartıyla 5 tane bilye çekeceğiz. 4 tanesi kırmızı, bir tanesi mavi gelecek. Hemen en baştan söyleyeyim. 4 kırmızı, 1 mavi gelecek de sıralama önemli. Birinci sırada kırmızı mı gelecek? İşte ikinci sırada mavi mi gelecek? Böyle mi olacak? Yoksa böyle mi olacak? Bunlar hep arkadaşlar sıralamada önemlidir. O yüzden olasılığı bulacağız. Olasılığın yanında bu olma durumlarını da e, permütasyonla çarpacağız. Onu söyleyeyim. Haliyle burada ne olacak? 6 bölü 11 mavi gelme olasılığı. 5 bölü 10 kırmızı gelme. 4 bölü 9 kırmızı gelme. Yine 3 bölü 8 ve 2 bölü 7 diyeceğiz. Bir de bunu ne yapacağız arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diyeceğiz. 4'ü kırmızı geldiği için. Böylece burada artık sadeleştirmeleri yapayım ben hemen. 5 faktöriyel sadeleşsin burası 5. Sonra 5 çarpı 2 10 bununla bu sadeleşsin arkadaşlar. Daha sonra 12 6 ile çarpsak 72 buradaki 72 ile sadeleşir. Burada bir tek 5 kaldı. Burada da 7 ve 11 kaldı. 5 bölü 77 A şıkkı. Bir zarın 3 kez havaya atılma olayında üst düze gelen sayıların sadece 2 veya 4 olma olasılığı. Bakın bu veya şöyle önemli. Sadece 2 gelebilir arkadaşlar hepsi. Sadece 4 gelebilir. 2 tanesi 2, bir tanesi 4 gelebilir. Bir tanesi 2, 2 tanesi 4 gelebilir. Tabi burada sıralama önemli olacak. Burada sıralama yok. Birinci de, ikinci de, üçüncü de aynı oluyor haliyle. E, sayıların 2 ve 4 olma olasılığı olduğu için 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 6 diyeceğiz. Yine burada da 1 bölü 6'nın küpü diyeceğiz. Burada 1 bölü 6'nın kübü çarp. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğiz. Neden? Sıralama önemli. 2, 2, 4'ün sıralanmasından dolayı bunları yazmamız lazım. Yine aynı şekilde bu da öyle. 1 bölü 6'nın kübü çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. O zaman hepsinde 1, 1 bölü 6'nın kübü var. Birincisinden 1, ikincisinden 1, üçüncüsünden 3, dördüncüsünden de 3 geldi. Böylece arkadaşlar 8 bölü 216 oldu 4'e bölsek 2 olur. 4'e bölsek bunu 54 olur. Bir daha sadeleştirirsek 1 bölü 27 ymiş. C şıkkı. Ali'nin bir hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4. Begüm'ün ise aynı hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre ikisi birer atış yap yaptığında hedefi vurma olasılıkları kaçtır? Burada ben şöyle diyeceğim. 1 eksi vurmama olasılığı. Birincinin vurmama olasılığı yani Ali'nin 3 bölü 4. E, Begümün vurmama olasılığı 2 bölü 3. Böylece 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 geldi. Şimdi bu doğru bir cevap ama hani illa böyle ikinci bir çözüm isterseniz, bundan sonrasını hani ben anladım diyenler kapatabilir ama bir diğer yolu da göreyim diyenler şöyle yapabilir arkadaşlar. Birincisi Ali 1 bölü 4 hedefiyle vurur, Begüm vuramaz 2 bölü 3 artı Ali vuramaz, Begüm vurur artı ikisi birden vurur. Bunları topladığımızda da yine cevabımız 1 bölü 2 oluyor. 5 kişi seçilecek arkadaşlar. 8 kişi içinden yan yana sıralanacaklar. Ahmet ve Ceylan'ın arasında sadece Bekir olacak. Buna bakalım şimdi. İlk durum nedir? 8'in 5'lisi çarpı 5 faktöriyel. Yani tüm durum budur. İstenen durum nedir arkadaşlar? Ahmet ve Ceylan zaten seçilmiş olacak. Hatta bunların yanında Bekir de seçilmiş olacak. Geriye kalan 5 kişiden 2 kişiyi seçeceğiz bunların yanına. Sonra arkadaşlar bu Ahmet, Ceyhan, Bekir yan yana olacaklar. Ahmet ve Ceylan'ın arasında Bekir olduğu için ABC de olabilir. E, CBA da olabilir. Yani iki tane durum var. A ve C kendi arasında yer değiştirir. Bunlar paket halinde diğer iki kişiyle toplam 3 faktöriyel yer değiştirdiler. Bunu bir kişi gibi, bunu bir kişi gibi zaten onlar birer kişi. Bunları da paket halinde bir kişi olarak düşüneceğiz. Bu da istenen durum. Yazıyorum buraya bakın. Kalan 5 kişiden 2 kişi seçtim yanlarına. Bunları A ve B'leri kendi aralarında yer değiştirdim. Bir de toplamda bunlar bir paket artı 2 insan olduğundan 3 faktöriyel oldu. Böylece 8'in 5'lisi nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 8'in 3'lüsüne de eşit işte olduğu için 6. Burası arkadaşlar yine 5 faktöriyel dursun. Burası 5'in ikilisi 10. Burası da 6 çarpı 2'den 12. 120 böylece 5 faktöriyel ile gitti. 8 çarpı 7'den 1 bölü 56 oldu. A şıkkı. Güzel bir soru bu. Yani birazcık aslında permütasyon kombinasyon bilginizi sorgulayan bir soru olasılıktan ziyade. Bu soruda arkadaşlar kesinlikle şıklardan gitmek zorundasınız. Yani bu normal bildiğiniz gerçekten şıkları tek tek deneyerek Hangisinde en az olacağını görmeniz gerekiyor. Şimdi yeşil boncuk olma olasılığının en az olması için diğer eklenen çubuk neydi rengi? Bakıyorum mavi. Mavinin sayısının fazla olması lazım. Nasıl ekleriz 4 maviyi? Bir kere üst çubuğa eklersek ne olacak? Yine yeşil gelme olasılığı direkt 3 bölü 3 olduğu için 1. Sonra arkadaşlar alt çubukta yeşil gelme olasılığı 1 bölü. 5 olacak. Buradan 1 bölü 5 geldi. İkincisinde 1 eklersek haliyle orası artık 3 bölü 4 olur. Öbürüne 3 eklersek alt çubuğa o da 1 bölü 4 olur. Buradan da 3 bölü 16 yaptı. Burası arkadaşlar 3 bölü 5 olacak. 6 da 1 bölü 3. Bunlar gidince yine 1 bölü 5 geldi. E, D şıkkına geldiğimiz zaman 3 bölü 6'dan dolayı 1 bölü 2. 1 bölü 2'den dolayı 1 bölü 2 1 bölü 4 olur. E şıkkına geldiğimizde 3 bölü 7 olur. Aşağısı da 1 olur. Haliyle bakın en düşük olasılık buradaki B şıkkında geldi. 3 bölü 16 B şıkkı olur. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan 6 basamaklı bir doğal sayı seçiliyor. Buna göre seçilen sayının basamaklarındaki rakamların sadece 2 tanesinin 3 ile tam bölünebilen sayı olma olasılığı kaçtır? Tüm durumlar yapalım önce. Sıfırdan ve birbirinden farklı olacağı için 6 basamağı nasıl yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elimizde 9 tane sayı kalır. 9, 8, 7, 6, 5, 4 diye yerleştiririz. İstenen durumda dikkat. İstenen durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyeyim yine. Bakın şimdi bir kere sadece 2 tanesi şeye bölünecek, 3'e bölünecek. Elimizde 3'e bölünen sayılar neler var? 3, 6, 9. Bunlardan garanti 3 tanesinden 2 tanesini seçeceğiz. Tamam mı? Sonra seçtikten sonra temsil olarak 6 ve 9'u seçmiş oldum. 6 ve 9'u nasıl yerleştireceğim? Bunları özel düşüneceğim. Önce bunları yerleştireceğim. Nasıl olsa elimizin altına aldık. Herhangi bir tanesi için 6 yer var. Örnek buraya yerleşti diyelim. Sonra diğeri için 5 yer kaldı. Örnek buraya yerleşmiş olsun. Böylece geriye kalan arkadaşlar kaç tane sayımız var? İkisini seçtik, üçünü aldık, iki tanesini seçtik. Geriye 6 rakam kaldı. Neler onlar? Dediğim gibi temsili olarak 6'yı doğuyu seçtiğim için 1 2 4 5 7 8 arkadaşlar. 6 tane rakam. Bunları nasıl yerleştiririz artık oluşan boşluklara? Tabii ki buraya 6, buraya 5, buraya 4, buraya da 3 şeklinde. O zaman Artık payı oluşturalım. 3'ün ikilisi çarpı 6 çarpı 5. En başta bu vardı zaten. Sonra 6, 5, 4, 3 geldi. Aşağısı da 9, 8, 7, 6, 5, 4 oldu. Ben bu sadeleştirmelerle şimdi sizi uğraştırmayayım. Kendim sadeleştirdim kenarda. 15 bölü 28 geliyor arkadaşlar. B şıkkı. 1000, 2500, 4000, 5000, 6500 bilye bulunan 5 farklı torbadan 3'ü rastgele seçiliyor seçilen torbalardaki toplam bilgi sayısının 10.000 olma olasılığı kaçtır Bu iki tane sıfır atayım ben nasıl olsa hepsinde ortak var yani 10 25 40 50 ve 65 olarak düşünelim toplamı da Tabii ki 100 olarak düşünelim 3 tanesinin toplamının 100 olması için ne olabilir 65 25 10 olur toplamları 100 olur Bir de 50 40 10 olabilir arkadaşlar Buna göre o zaman toplam iki tane durum var bu üçlülerden. Ama biz 1, 2, 3, 4, 5. Tüm durumlar 5 taneden 3 tanesini seçmek. istenen durum bunlardan sadece 2 tanesi doğru cevap arkadaşlar. Bu yüzden 1, 2 bölü 10'dan 1 bölü 5, B şıkkı. Kapının arkadaşlar 3 tane aşaması varmış. Yani her bir kilidi 3 kere çevirip kitleyebiliyorsunuz. Bunlar 3 tane kişi birbirinden habersiz kapıyı kilitliyorlar. Ne yapacaklar diyor? Aynı kilidi kitlemiş olma olasılıkları kaçtır? Şimdi herhangi bir tanesi 3 taneden birini seçer. İkincisi de 3 taneden bir tanesini seçer. Üçüncü de 3 üç taneden bir tanesini seçer. Özgür birini seçen diğerini seçemiyor diye bir şey yok. Ama hepsi aynı anahtarı kapatacaksa haliyle deriz ki bir tanesi 3 tanesinden bir tanesini seçsin. Diğerleri onunla aynısını seçsin. Bu da istenen durum olmasını istediğimiz durum. Böylece 1 bölü 9 geldi cevap. Tabi olasılığın böyle cevapları çok kısadır, nettir. İşlemleri böyle derinlemesine yapmayız. Zorluk kısmı şu anlattıklarından bunu anlayıp yapmak arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz gibi olay bu işte. Sarı ve yeşil şeritler verilmiş arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz. Bu şeritleri kaydırdığınız zaman kesişim noktaları size mavi rengi veriyor. Buna göre mavi boyalı karenin asal numaralı olma olasılığı kaçtır demiş. Bakın ben size bir örnek göstereyim. Diyelim bu şerit buraya geldi. Bu şerit de buraya geldi. Kesim noktaları gördüğünüz gibi 21 oluyor. Ben ne istiyorum? Bunların asal olmasını istiyorum. Böyle kesiştirince bakın 8 gibi. Mesela bak doğru bir cevap. 7. Bu asal istediğim şey. Haliyle bunu nasıl elde edeceğim arkadaşlar? Hemen şöyle. Burada zaten istediğiniz gibi kaydırabilme hakkınız olduğu için aslında asallara denk gelen kaç durum var onu bakacaksınız. Olay bu. Asallara kaç durumda denk geliyor? Kaç tane asal varsa o kadar durumda denk gelir. 2, 3, e, hatta tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane durumda arkadaşlar asal oluyorlar. Peki kaç tane durumda bunlar normalde gerçekleşiyor ona bakalım şimdi. Burada siz bu şeridi enlemesine 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde kaydırabiliyorsunuz. Boylamasına da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, ne derler ona 6 düşey boyutta kaydırabiliyorsunuz. Haliyle 6 çarpı 5, 30. Böylece 1 bölü 3 olasılıklı arkadaşlar asal denk geliyormuş mavi renk. B şıkkı. A kümesinden seçilen 3 sayı birbiriyle çarpılıyor ve elde edilen sonuç ile B kümesinden seçilen 2 sayı birbiriyle toplanıyor. Bakın şimdi 3 sayı seçtiniz diyelim. 2, 3 ve 5 olsun. Bunların çarpımları arkadaşlar çift gelir. Sonra 2 tane de zaten 2 ve 100 seçelim örnek. 2 ve 100 gelsin oradan. Bunlar zaten çift çifte olduğu için toplamları çift olur. Yani... Toplamın çift olması için B'den hep çift geleceği için A'dan da çarpımların çift olması lazım. Peki kaç durumda A'dan gelenler çift olur arkadaşlar? Tüm durumlar nedir A'da? 5 taneden 3 taneyi seçtiğiniz zaman bir sürü çarpım elde edersiniz. Onlar tabii bir sürü derken 10 tane çarpım elde edersiniz. Bunlardan kaç tanesi tektir? 3, 5 ve 1. Yani 3'ün üçlüsü kadar yani sadece bir tane tek durum var. Geri kalan bütün durumlarda arkadaşlar en az bir tane çift sayı bile olsa çarpımlar çift oluyor. Tek tek onları bulmak yerine bütün çarpımlardan sadece tek olanları çıkarırsanız geriye çiftler kalır. Böylece tüm durumlarımız nedir arkadaşlar? İstediğin gibi A'dan 5 taneden 3 tane seç. Sonra B'den de 4'ün ikili tane kadar seç. Bunlardan elde edecek çarpımların ve toplamların içinden. Doğru olan hangisi? A'dan 9 tane durum çift elde ettiriyor. A'dan elde edilen 9 durumu ne ile çarpacağız? B'den gelen istediğimiz 2 durumla, 2 tane seçimle pardon. O da dördünü ikilisi yapar. Bu kısımlar aynı olur gider çünkü zaten B'den ne seçersek seçelim artık arkadaşlar onlar çift olduğu için cevabı etkilemez. Böylece önemli olan bu 9'u bulmaktı. Bir de 5'in üçlüsünden 10'u bulmak. Cevabımız E şıkkı oldu. Bu da iyi bir soru. Bir manavın tezgahında bulunan ayvaların 3 tanesi çürük, 6 tanesi sağlamdır. Ufak not alalım da unutmayalım sonra. 3 tanesi çürük, 6 tanesi sağlam. Alttaki tezgahta da arkadaşlar 2 tanesi çürük, 4 tanesi sağlammış. Şimdi diyor ki, tezgahtan alınan rastgele bir ayva çürükse çöpe atacaksın. Çöpe attıktan sonra arkadaşlar alttan bir tane daha ayva ekleyeceksin. Rastgele tabii ki. Ve sonra duruma bakacaksın. Eğer çekilen ayva sağlamsa tezgaha geri koyacaksın. Sağlamsa geri koy. Şimdi bu durumda iki tane ayva seçeceğiz. İkincinin sağlam olma olasılığı. Bu durumları tek tek şöyle göstermeniz lazım. Bir, birincisi sağlam çıkmış olabilir. İkincisi zaten sağlam çıkmalı. İkinci durum Birincisi çürük çıkmış olabilir. İkincisi ama yine muhakkak sağlam olmalı. Birinci durumu yapalım. Birinci durumda arkadaşlar 3 kaç tane sağlam vardı? 6. 6 bölü 9 olasılıkla sağlam denk gelir. Sonra ne yapıyoruz? Geri koyuyoruz tezgaha. İkinci durumda yine sağlam gelmesi lazım. 6 bölü 9. Tamam mı? Bu birinci durum. İkinci durumda biraz daha dikkatli olmanız lazım. Neden? Elimize çürük denk geldiği zaman 3 bölü 9 olasılıkla. Ne yapıyoruz arkadaşlar? alttaki tezgahtan rastgele seçiyoruz. Rastgele seçtiğimizde elimizde yine çürük denk gelebilir. 2 bölü 6 olasılıkla. Artık arkadaşlar yeni durumda elimizde çürük sayısı 1 arttı ama sağlam sayısı da gördüğünüz gibi değişmedi. Haliyle 6 bölü 9 olacak. Bakın önemli çürük çıktı. Tezgahın altından çürük aldım ama sağlam denk gelmedi. Sonra bir de buna ne ekleyeceğiz? Bunların arasına hep artı koyuyorum. İkinci duruma devam yine çürük çıkabilir. Ama bu sefer tezgahtan rastgele aldığımızda sağlam çıkabilir. Yani o da kaç bölü olasılık? 4 tanesi sağlammış. 4 bölü 6 olasılıkla sağlam denk gelmiştir elimize. Ve yeni durumda 6 tane sağlam vardı. 7'ye yükseldi arkadaşlar. Sağlam sayısı bu oldu. Hepsinin paydaları aynı mı? Yok değil. O zaman şu 6'ları sadeleştireyim. Sonra buradaki bunları sadeleştireyim. Neler geldi? 81 oldu hepsinin paydası 6 çarpı 6'dan 36 Buradan arkadaşlar 6'lar gitti 3 çarpı 2'den 6 oldu Burası da 2 çarpı 7'den 14 oldu Böylece 50 56 bölü 81'miş istenen durum Sert bir soru gördüğünüz gibi Üstlerinde 1 2 3 4 yazılı 7 7 kart bir torbaya atılıyor Torbadan çekilen kart geri konulmamak şartıyla 3 kart çekiliyor ve üstlerindeki rakamlar kullanılarak çekiliş sırasına göre, bunun altını ben çizeyim, 3 basamaklı sayılar yazılıyor. Örnek şu sayıyla 1, 2, 3 çektiniz. 1, 3, 2 çektiniz. Bu sıralama önemli diyor bak. Rastgele seçmek gibi düşünmeyeceğiz soruyu. Özellikle vurgulamış. Buna göre oluşturulan 3 basamaklı sayının 9 ile tam bölünüyor olma olasılığı kaçtır? 9 ile bölünme durumlarını hemen tespit etmeniz lazım kombinasyon vari sorularda yani seçme sorularında, sıralama sorularında bir durumu tespit etmek lazım. Hemen bodoslama başlayamazsınız soruya. Ne yaparız? Nasıl 9'a elde ederiz? 9'a bölünme elde ederiz. 1, 2, 3, 4 en basit elde etme şekli toplamları 9'dur. Ya da bu soruda 4, 4, 1 başka türlü elde edilmez. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 2, 3, 4'ü nasıl elde ederiz? 2 elde etme olasılığı nedir? 1 bölü 7. 3'ü e elde etme olasılığı nedir? Ee, arka arkaya gelir konu olmak şartıyla diyoruz. 3'e elde etme şansın nedir? 1 bölü 6. 4'ü elde etme şansın nedir? 4 bölü 5. Şunu diyebilirsiniz. Belki hocam ben önce şeyi seçiyorum. 4 denk geliyor. Belki önce ya da 3 denk geliyor. Tamam bu zaten 7-6-5 kendi içinden hani şöyle de olabilir yani. 4 bölü 7 gördüğünüz gibi. 1 bölü 6. Ee, ve 1 bölü 5. Gördüğünüz gibi çarpım yine değişmiyor. İşte orada ne önemli ama hakikaten 2, 3, 4 farklı sıralamalarda gelebilir. O yüzden faktöriyel kısmını yani permütasyon kısmını sakın ihmal etmeyin. Burada 2, 3, 4'ten dolayı 3 faktöriyel ile çarpacağız. Burası sorunun önemli kısmı. Artı 4, 4, 1 gelebilir. 4 gelme olasılığı 4 bölü 7. Yine 4 gelme olasılığı 3 bölü 6. Ve 1 gelme olasılığı da 1 bölü 5. Yine 4 4 1 nasıl sıralanır? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çünkü 4'ler aynı. Böylece bunları toparlarsak şimdi ee, neler yapalım sadeleştirirken bir bakayım. 4 görüntü 12 6 sadeleştir. 2 olsun burası 3 oldu. Sonra yine burada sadeleştirme şu 6'ları sadeleştirelim. O zaman birinciden 4 bölü 35 geldi. İkinciden arkadaşlar 6 bölü 35 geldi. 10 bölü 35 yaptı. Sorunun cevabı 5'e bölersek 2 bölü 7. Yani A şıkkı. Arif 4 tane soruyu işaretleyecek arkadaşlar ama okumadan işaretliyor. 3 doğru cevabı tutturma olasılığı nedir? Peki hangi 3 soru? Zaten orada mevzumuz var. Yani yine işin içine permütasyon girecek. Şimdi herhangi bir soruyu doğru tutturma olasılığı 1 bölü 5. 1 bölü 5. 1 bölü 5. Bir tanesinde yanlış yapacak 4 bölü 5 olasılıkla. Peki bunu hangi sıralamalı sıralamayla yapacak? D, D, ya bu şimdi. Bunlar kendi arasında nasıl yer değiştirir? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bu kısım bakın her soruda böyle denk gelmiyor ama denk geldiğinde de gerçekten önemli bir ayrıntı. Haliyle buradan e, 4 faktöriyel 4 bunlar sadeleştirirsek 4 olur. 16 bölü 5 üzeri 4 gelir. Bu da 16 bölü 625 yapar. A şıkkı.